Merhabalar, hepinize iyi akşamlar. Kazancınız bol olsun. Umarım keyifler yerindedir. Çok güzel bir şekilde kalem bulamıyorum ama olsun. Evet, buradaymış. Yasalı yer ekranda arkadaşlar. Okursanız, okumazsanız da problem yok. Geç girdik, erken çıkar mıyız? Dünden kalan bir iki hisse vardı. Söz vermiştik. Onlara bakayım, hızlıca çıkayım. Herkes rahat etsin. Bazı hisselerde yine isyanlardasınız. Bu arada her yerde depremler olmaya devam ediyor diye Erken duyuyorum. çıkar mıyız? Eğer yanlış bilmiyorsam, avizeye bakan arkadaş var mı içinizde bilmiyorum da. Şahin Elibol. Selam Şahin. Var mı sallantı mallantı bir yerde? 44.218 can kaybı. O 100 bin filandır. Oh. Şuna bir bakalım. Bugün cuma, kimse olmaz. Bugün bir tane hisse yaptım. Astor. Bir de şeye girdim. Neye girdim? BV Bülbül Oğlu'na girdim. Bayağı bir. Şöyle bekleyin bakalım ne olacak. Endekse bir bakalım. Kısa vade almadım soranlar için. Endeks haftalıkta kırdığını söyledik. Üst banda göre attım. Yeni endeks grafiği neresi olur dersen, valla bana göre alttaki destek 4500, yukarıda kırması gereken 5560 bandı. Gün haftalık kırımda, evet. Ben günlük olarak çok büyük bir dönüş görüyor muyum? Hayır. Ha, bu trendi şuradan düzeltirsem daha doğru bir grafik olur mu? Hatta bu grafiği kapatayım. Şöyle atarsam daha düzgün bir grafik yakalayabiliriz. Eğer ki hisse 4550'leri kırarsa son destek 4390'da kalır. Orayı da kırarsa 3700'lere tekrar indirme olasılığı var. Çok kısa vade kaçacak arkadaşlar. 5000'in altına yapıştırır. Çok kısa vade hedefi olan da 5200 endeksini bekler. Kırarsa kesinlikle 5500. Endeks haftalıkta öldü mü? Öldü. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük bir grafik yapmış mıydı? Valla bekleyen için trend 1400, trendin bitimi 5000. Endeks kendi başına bile neredeyse yüzde burada hesaplayamayacağım, %260'da stop verdi. Çok güzel bir rally yaptı. Süper bir gidiş. Sadece kırmayan Vortex kırdı, kaldı. Vortex de kırarsa geçmiş olsun haftalıkta. Günlükte Vortex kırılımı. Evet, günlükte Vortex kırılı. Birinci trend sat, ikinci satını yedi. Şimdi bakarsak ortalamanın altında mı? Şurada bir ortalamanın altına düştü. Ben pozitif olduğunu düşünüyor muyum? Hayır. Haftalığı negatif, günlüğü negatif. Bakalım yeni bir trend açacak mı, açmayacak mı? Morallerinizi bozmayın. Videonun altından bir arkadaş bu tahtayı aldığım güne lanet olsun demiş. Valla lanet olsun dediğin tahta bence lanetlik bir tahta değil. 1,5 lirada alan tahtanın 3,90'da satı var. Tahta 3,30'u kırdı. Altta üstte 3,30'u kırdıktan sonra 3,03'ü kırdıktan sonra 3,50, oradan da 4 bandına kadar gitti. Bakalım mı? Bakalım. Yeni bir grafik atalım. Derdi neymiş? GSDHO. GSDO denizcilikti değil mi bu? Pardon, bu holdingi, bir de bunun denizcilik kısmı vardı ve benim haftalık alımları kötü değil. 1,90 aldığım mal 3,15'e satı var. 80 kuruşa aldığım malın 1,70'te satı var. Haftalık grafiklerde neredeyse bu tahta hiç zarar ettirmemiş. Uzun vadeci zarar eder mi? Etmez. Bakalım mı? Bakalım. Neymiş bu tahtanın grafiği? Sanki trend bir dip, İki dip. Üçüncü dipte şurada bir satı var mı? Trend bitmiş, sadece Vortex kaldı. Valla yeni hedef neresi dersen 2,58 altı stop, 3,52 kırarsa 4,28'e gelmek. Günlük ve haftalık stopta mısın? Ya bunu söylememe gerek yok. 20,50 bandı gümüş rally. Şurada da dead cross yaptığı yer. Trend günlükte bitmiş. Haftalıkta satı var mıydı? Vardı. Yeni kırılım yeri bence burası olacak. Yukarıda kırarsan 3,52 eyvallah. Aşağıda kırarsan 2,80'i seni direkt 2,37'ye indirme olasılığı var. Şu an tüm ortalamaların altında mı? Valla 20,50'nin de altındasın. Küçük bir kırılım yapmış mı? Yapmış. Selam.
Aleyküm selam. Uğur Dündar. Uğur Dündar. Uğur Dündar. Ya böyle deyince şey aklıma geliyor. Devamlı o sahne aklıma geliyor. Böyle mikrofonla vuruyor ya herife. Özkan Bostancıoğlu, Yeşil. Bakalım bu hafta. Ya bu hafta kıracak ya pazartesi. Daha bir şey kalmadı. Haftalığı kırdı mı? Vallahi Özkan kırmadı da 4.16'yı kırarsa 5.37, kırarsa 6.58. Bir dahaki destek ya 3.03 ya da 2.70'te olacak. Günlük kırılımı var. Haftalık sadece trendte Vortex'in kırılımı kaldı. Hani düştü dediği yerden 3.50'den ta 6.70'e kadar toparladı. Hareketli ortalama öldü. Trendin al verdiği yer 1.50, sat verdiği yer 4.40. Doğru yerde aldıysan zarar etmemişsindir ama yukarıda hedef 4.18'i kırarsa satarsın. Günlükte satta mı? Kesinlikle. Günlükte sattasın. Trend döndü mü? Bence hiçbir şey dönmedi şu an. Yukarıda bir 4.20, 4.37'yi kır. Ben seninleyim. Ama kırmadan hiçbir şey olmaz. Elimde var mı? Bir miktar sattım. Gerisi hala elimde duruyor. Maliyetimi açık açık 2 lotu da yazmıştım. Of, trend böyle daha gider mi? Vallahi arkadaş, ya söyleyecek bir şey yok. Amerika savaşı kapıda. Ekonomik krizimiz zaten var. Üzerine bir de deprem olmuş. Asuman evlenmiş. Hani daha ne olsun? Evet, bezmenler. Yeşildeki maliyetin ne Özkan? İsimler de benziyor tabii. Hıcam, Hicam, Hicam Eczane Nöbeti'nden selamlar. Aleyküm selam. Eczacı yatırım mı alacaksın? 37 liraya veriyorlardı. Kolay gelsin. Gece nöbetinde misin? Murat Yıldız. Selamun aleyküm. İyi yayınlar. Kola, kozal, takas. Grafik şeyi açmıyorum. Murat Yıldız. Sadece grafiğine bakacağım. Takasına bakmayacağım. Kozal, yeni bakmıştım çünkü bu tahtaya. Haftalık dönüş 4 lira. 4 liradan güzel bir gitti mi? Gitti. Sadece grafiğine bakıyorum bebeğim. 27 lirayı kırarsa Kozal'da hedef 35 lira. Alt destek nerede dersen 22'de duruyor. Kozal için söyleyeceğim bu kadar. Günlük grafikte bir kırılım yaptı. Yalnız haftalık kırmadı. Günlük trendi dağıttığı yer şu bantta bir yerde 25 bandında yatay aldı. Valla muallakta duruyor gibi. Kırarsan 28'de 35'e kadar seninleyim. Başka bir şey yok. Evet 21'inde de baktık. Ben günlüğün derdinde miyim? Değilim. Takaslar haftaya bebeğim. Takaslar anca oturur. Şu depremden dolayı takaslarda ne olacak? Yatırım fonları şey... Yatırım finans filan depremin ilk günleri çimentolarda alımdaydı. Varlık fonu hisseleri şu an topluyor. Açtığın zaman görürsün. Yatırım. Sadece onlar topladı. Tahtalar havada bir miktar tuttular. Depremin üzerinde de millete bir de borsada çakarlarsa seçim tarihinde pek iyi olmaz diye düşünüyorlar herhalde. Bugün çok yabancı diyorsun bebeğim. Sen günlük yabancısına bakma ya. Gel ben seni günlük yabancıdan kurtarayım. Atıyorum tahtayı al haftalık 3 liraya. Sat 4.60'a. Al. Hadi geçmişe bakayım. Buradaki afaki bir rakam da. Aldın 2 liraya yapıştırdın 3 liraya. O 2013 operasyonu çok berbat geçmişti. Millete resmen kan ağlattı 2013'ten 2016'ya kadar. Devlet el koydu. Ondan sonra rahatladı mı? Rahatladı. 70 kuruştan beri aylık trendi pozitif gidiyor. Yabancı dersen Limon, baksın Uğur Dündar, kanalın %70'i yeşil. Ya bakacak bir şey yok. 21'inde baktık zaten. Ya değişen bir şey yok. Ya her gün hisseye bakarak bir yere gidemezsiniz ki. Kocaman bir fincan kulbu var. Ana kırılım yeri 92, 1.14, 1.40 diye gitti. Haftalık grafikte al verdiği yer burası. 50 kuruş, 50 sent pardon kuruş değil. Haftalıkta bir dönüş var mı? İlk önce Vortex, sonra 20.50 şurada gümüş ralli. En sonunda da trend indikatörü 50 kuruşta al. Hala sat yok. Yukarıda kırarsan 1.42, hedefin 1.72. Sen illa ki bunu günlük yapacaksan
Günlük sat yeri pek de değişmedi. Al verdiği yer 40 kuruş, sat verdiği yer 1,50. Tabii bu geçerli değil. Yani dolar bazda günlük dolar çok oynadığı için bir anlamı kalmıyor. 3,47 hocam. 130, 153 bin notla bekliyor. Battım diyorsun. 2 günlükte stop kırdı. Haftalıkta stop kırmadı bebeğim. Yani 21'inde batmanın bir anlamı olmayacak ki. 3 günde bir tahtaya bakılmaz ki. Zaten 3 günde bir tahtaya baktığınız için para kazanamıyorsunuz. Al otur yat. Baktı dedi, sizin için onun için dedim. Doğru demiş Uğur. Uğur ne derse onu yapacağım. Bak Uğur'a bakayım. Ha, buradan yapamıyormuşum. Yapamıyormuş Uğur. Ne olmuş? Orada bir soru var. Kozalım fiyatı. Bu kozal fiyatı neden değişti? 600 TL'den 25 TL bölüm mü olmuştur büyük ihtimal? Takip etmedim bebeğim. 600'den 25'e oldu mu? Bölünme çakmıştır. Bakıyorum. Temettüler. Gerçi ben burada grafikte görünmüyorum ama açmamışım herhalde. Burada görünmüyor. Şeyden bakmam lazım. Datayı açtığım zaman bakarım. Usame, Aybar, hoş geldin. Sen bir hisse sorduydun geçen. Ulus'a rica edebilir miyim? Zindan. Ulus ne bu? Ulusoy Elektrik. Rally'ye bak. 60 liradan 170 liraya. Neyse bunu kapatayım. Bu tahta bayağıdır bakılmamış. Yalnız haftalık grafiğinde bir canavar var mı? Trend. 3 liraya al, 8 liraya sat, 7 liraya al, 65'e sat, 59'a al, 160'a sat. Haftalık grafiği canavarmış. Sustum. Güzel bir yataya alması var mı? Bekletip bekletip bir gün uçmaya başlıyor. Ondan sonra da uçuyor. Bakalım. Haftalık döndüğü 190. Kimsenin haftalıkla işi her zamanki gibi yok. Haftalığın döndüğü yerde bir vortex dönmüş. Bakalım bebeğim ne olduğunu bilmiyorum. Ana kırılım neresi dersen benim için burası. Dağıttığı yer burası olmuş. Ulus S. Tavan tavan gidiyor. Sebebi ne? Stop çekeceksen Fibo'ya göre ilk stopunu 326'ya atar. Hedef koyacaksan da ilk hedef 389. Ha, haftalıkta aldıysan bunu buraya kırdığında 200. Dikkat edersen burada kırmış, aşağı düşmüş. Ya benim için stop bunun altı. Al verdiği yer bunun üzeri. Trendle beraber al vermiş. 217 haftalıkta geri dönerse satarsın. Şu an bir sıkıntı yok gibi. Niye bu kadar afaki gitti? Bir haberi mi var? Haberi mi var? Onu yazaydın. Bir de ben de bakaydım. Valla ana kırdığı yer şu çizginin üst bandı diyebilirim. Ulus'e 15,6 dolar stopu. Hedef dersen 18,8'i kırarsa 22 dolar. Haftalık al beri 9 dolardan beri haftalık dönmüş. Ben olsam TL'ye göre giderim şu an. Çok hızlı, çok paniklik bir hisse mi? Evet. Kaldırabiliyorsan iyi. Yani kademe de sana bir Ereğli satışı atıyorum. Ağır bir tahtası banka kadar bir kademesi varsa ve kaçabiliyorsan niye almıyorsun? Ulus'u hiç aldım mı? İnan ki almadım. Bünyamin Apa, selam. Hiç Ulus'u almadım. Selam Bünyamin Apa. Monditre bakar mısın? Bakmam. Mondi'ye dün baktım. Nuri Kantaroğlu. Mondi'yi sen sormadın mı dün? Yanlış mı hatırlıyorum? Genil. Başkası mı sordu bilmiyorum ama dün baktım. Genil. Çakar mı?
Bunun fiyatı kırdığında 16 lira mıydı? Öyle bir şey. Neyse. Geneli şöyle anlatayım sana. Eski bir saniye bir dur. Bu değil, bu da değil. Evet, atak yapmamış sağlam hisseler, temeli sağlam satış olan hisseler genel 9. ayın 5'i geçtim. Ağustos. Temmuz, Ağustos 9. ayın 8'i 5'i fark etmiyor. Çok gitmiş mi? En fazla gitti. %170. Şu anki hali %115. Genil nereye gider? Valla bebeğim bir dip, iki, üçünü yaptı. Nereye çakar dersen, benim için genilin trend bitireceği yer ya da tekrar zıplayacağı yer 34 bandı. Ama genilde kısa vade bir hareket soruyorsan, en son baktığımda atıyorum burayı kırdı 42'yi, hedef 46. Kırdı 46'yı, hedef 55. Geri kaçışta günlük stop fibo olarak sana kalmış. Alt destek nerede? 46. Yeni hedef yine 55. 46 ile 55 arasında yaklaşık bir aydır mekik dokuyorsun. Atıyorum. 21 gündür değişen hiçbir şey yok. 46-55 arasında kalmışsın. Hatta 46-96. %170 olsaydı daha iyiydi tabii ama maalesef. Hızlıca geçtim. Buradan bir tanesini sileyim. Evet, hisselerin kodlarını yazmanıza gerek yok. Ben tahmin ederim. Değil mi Uğur? Yok, dediğiniz gibi durup durup gidiyor. Sadece takip ediyorum. Valla elimde yok. Almadım da yalan da olmasın. Bugün aldıysam bir Astor aldım. Başka da şu neydi? Bülbüloğlu 5 yıl temettü verecek diye atladım. Bakalım birkaç yıl bekleyelim. Şey olsun böyle %3 düşsün kıyamet kopsun. Şöyle 7-8 katına gidince bakarız. Oraya kadar bir satmayalım. Bakalım ne olacak. Bünyamin Apa, Cante, Bobet. İkisi beraber halka arzdı bunların. Ve PD'leri çok düşüktü. Haftalık da güzel kırmış. Cante şu an satta. Atıyorum al verdiği haftalık 14 ise sat verdiğinde bir 73. Üst banda dağıtayım. Al verdi Vortex 1. Al verdi Trend 2. Sat verdi Trend Vortex'te sata geçti. Şu an Trend'in satta balım. Evet Cante senin için ne yapabilirim? 66 desti 65 66'nın üzerinde kalırsa 84 102 127 diye git. 65'in altına düşerse 43 seni bekliyor. Buna bakmıştım yakın tarihte. Güzel çakmış. Enerji hisselerine dikkat edin diye defalarca söyledim. Gerçi bu o kadar pahalı değildi. Ötekiler kadar 40 PD 50 PD uçurmadılar. Çok sert indirmiş. Yukarıda 82-83 bandına dikkat edersin. 65'i kırarsa da 43'e indirir. Trend bitmiş mi? Trendin haftalıkta bitmiş. Günlük trendten bahsetmiyorum. Hani bu haftalık bir trend açmış. Yaklaşık 392 gün sonra sat vermiş. Dibe attığım zaman %450'de sat vermiş. 392 gün. 2 günde vermiyor tabii ki. Cante. Keşke 2 günde para kazanmak mümkün olsa. 2 günde %450 gitmesi mümkün değil. Ali Bilici. Hızlıca geçiyorum. Bilicili Ali. Valla bunda şeyin grafiğin aynısı var diyebilirim. Pekke'ye, MRG'ye, bizim yeşil. Bak bir tane tobo bir. İkinci tobo burası. Endeks dönmüş mü? Haftalıkta dönmüş. Valla balım bu çizgilerin altına 32 veya 29'un altına kırarsa kendini bulacağın yer 27 bandı. Çok güzel bir düşüş mü? Atıyorum 2021 Temmuz'da sattığım malın alı 2022 Eylül tekrar sata geçmiş mi? Haftalıkta sattı. Bir halli yapabilir mi? Bakalım ideal.
Günlükte 18'de aldığın malın 44 stopu var. Yukarıda 41'i kırarsan 51 hedefi var. Şu an günlük ve haftalık stoptasın. Dost acı söyler. Günlük ve haftalık stoptasın ama bunun deli deli çıkışları var. Böyle insanı bir bekletiyor, vallahi delirtiyor. Mesela bunu 3 liradan alan adam 1,90'a düştüğünde diyor ki ben bu tahtayı bir daha almam. Allah belasını versin diyor. Ben genelde siz Allah belasını versin dediği yerde tahtayı alıyorum. Bela okuduğunuz tahtaları seviyorum. Bir kere sat, 2019, 2020 al, 2021 sat, 2022 al, 2023'te sat. Şu an sattım, evet. Takaslarına bakmıyorum. 1, 2, 3. Ben bir direnç kırılımı görmüyorum. Günlükte de al yok. Sadece bugün küçük bir çıkış yapmış. Valla 41-50'ye kadar git. Kırarsa da 50 bandı seni bekliyor. Alttaki son destek 29. 29'un altına kırarsa hepimize geçmiş olsun. Uğur Akkuş, iyi akşamlar. Aselsan. Aselsan bile günlükte sattı. Maşallah. Aselsan 15 lirada alı var. Haftalık yapan için. Bakalım derdi neymiş. Aselsan bence trendi kırmamış. Ortalamanın da üzerinde. Şunu kapatsam daha rahat görünmeyeyim. Evet. Aselsan nereye kadar gelebilir? 49. Yukarıda 59'u kırarsa 74'e yürüyeceksin. 20 günlük ortalamanın üzerinde, haftalık ortalamanın üzerinde 59'u kırarsa 74'e kadar asıl. Sadece günlükte sat var. Günlük alacaksan günlük sat, haftalık alacaksan haftalık sat. 22'de aldığın malın satı 64'te verilmiş. 59'u kırar üzerine oturursan da 74'e gidersin. Kötü hisse mi? Vallahi Aselsan güzel hisse bekleyenler için. Bu bir kere bölünmüştü. Ondan sonra rally yaptı. İş dolarına falan girelim mi? İş dolarına girmeyelim. Necip hoş geldin. Bence güzel hissedir. Uzun vade bekleyen bu hisseden para kazandı mı? Kazandı. Ama bunu da biliyorsun, savunma sanayi ile ilgili bazı sıkıntılar var. En büyük pazar Amerika, oraya giremiyorsun. HMSN. Düşük hissederseniz RN Pol alacak, Astor ve Bülbülcü aklınızda olsun. HMSN'yi bir Müslüman evladı çizmiş Üsttepe'ye göre. HMSN burada öldürdü. Şu grafiğe bak, zaten grafik sana ne yapman gerektiğini söyler mi? Bir dip, bir tepe, bir dip, bir tepe. Sence bu tahtayı nereye çakarlar? Yani sen olsan ne yaparsın? Vallahi aynı düşüncedeysek tahtanın, bir saniye, şunu bir sileyim. Yani tahta 41'i kırdığında üst bant hedefi, ilk direnç noktası 75'ti. Son direnç noktası 80. 80 bandında kırdı mı? En son kırdığı yer 69 bandında stopunu yedi. Trendi kırdı. Ha, bu tahtayı haftalık 16 lirada aldıysan şu an stop yok. Ha, günlükte 1, 2, 3, 4, 5. trendten kırdı. Günlük stopta mı? Valla günlük stopu hareketli ortalama olarak aldıysan 16'da aldığın stopu 69'da, aynı stop burada da geçerli. Bu tahta bir gün 31 liraya gelirse alınabilir mi? Niye alınmasın? Yukarıdaki hedefin değişmiyor. 41'i kırdığında 79'du. İlk hedef 79. Aşağıda seni bekleyen 41'i kırdığında nasıl 79'sa, altta seni bekleyen yine 41. Şu an haftalık stop mu? 16'da aldıysan haftalık stopu yemedi. Çok kısa vade kaçacaksan da 50 liranın altında kaçarsan 41. Orayı da kırdığı zaman 31 bandına iner. Trendi kırmış mı? Evet. Vortex'i kırdı mı? Evet. Sadece trend indikatörü kaldı. Yani aynı mantık, atıyorum aldın sattın %200. Haftalık aldıysan aldın, atıyorum şurada bir yerde kırar, yine %200'de kırma olasılığı var. Dikkatli ol, kırdığı yerden tekrar al verirse yukarı gitme olasılığı da bayağı fazla. Bazen böyle şakalar yapıyor.
TMSN. Ucuzsa al, pahalıysa sat. Vertu 20'sinde bakıldı. Evet, geçtim. Hayati yumak. Ditas. Şey geldi. Neymiş? İstanbul'da çok sayıda ilçede elektrik kesiliyormuş. Hayırdır? Bir haberi olan var mı? Boğaziçi Elektrik Dağıtım 23 Şubat. Ha, elektriği kesmişler zaten. Tamam, ben yanlış gördüm. Ditas Doğan. Sanki bu Ditas'a bakmış gibi hissediyorum kendimi. Ditas. Haftalık grafiği iyi diyeceğim de adam yıllarca beklettikten sonra bir aylık yaptırdı. Neyse bebeğim. Biz yine bakalım. Ditas 16 lira dağılı var. Şunu doğru yere atayım. Bir görelim Ditas'taki sıkıntı ne. Trend aşağı doğru kırılmış gibi. Sanki. Ditas 24'ü kırdığında 28, kırdığında 37. Orayı kırsaydı kırmış zaten. 42'ye kadar gidip geri dönmüş. Trend çizgisi olarak stopu yediği yer 34. Şu an grafik seni aşağı doğru veriyor. Günlükte 15 lirada aldığım malın satı 36 lirada. Çok sevdiğim bir hisse mi? Değil. 1, 2, 3, 4. dipte burada kırdı. Vortex kırdı. Hareketli ortalama 20-50 gümüş rally. Dead cross'unu yedi. Valla Ditas için bir şey arıyorsan kırarsa 30 lirayı 37, 30 liranın altındaki stopta da hedef 24. Yukarı çıkarken hedef Fibo hattı, aşağı inerken de stop aynı yer. Ditas yakın zamanda yok. Grafik karışmıştır. Evet. Çok güzel. Pektaş. PDS uçmuş durumda. Durumdaydı. Düzeltti mi? Bakalım. İyi, günlük tekrar alı geçmiş de ya bu çok pahalıydı fiyatı ya. Sasa Ektaş piyasayı bayağı bir salladı. Al verdiği yer 90 kuruş. Yaklaşık 40 kat gitti. Bakalım nerede dönecek? Balım balım. Stop yeri değişmeyecek. 32 bandının altı. Yukarıda hedef 41. Kırarsan 52 bandı. Başka bir hedef söyler miyim? Başka bir hedefim yok. Bir kere sarkıttı. Başka bir hareketini görmedik. 1, 2, 3, 4. dibi bir sarkıttı. Tekrar ala geçti mi? Bence haftalıkta diyorum ki haftalık aldığını haftalık sat diye. Vortex döndü. Hareketli ortalama döndü mü? Daha dönmedi. Ben olsam 32'nin altına dikkat ederim. Yukarıda 41'i kırarsa 52'ye kadar yürü. Döndüyse günlükte bir satı vardır. Başka da yok. Evet, günlükte bir sat vermiş. Tekrar dönmüş mü dersen. Ha, trendi buraya çizerim. Söyleyeceğim değişmiyor. 32 altında kaçarım. 41'i kırarsa 52'ye yürürüm. Başka bir şey bilmiyorum. 52'den 27'ye. %40 bilen çakmış galiba bu tahta. Vallahi %40 çakınca psikoloji biraz yıpranır gibi geliyor bana. Edip Atlas grafiğine bakar mısın? Birine bakarım. Evet, hisselerin kodlarını yazın. Canlar, yani sadece şeyini yazıyorsunuz. Bakalım. Atlas. Aylık grafik. 2011'deki satı. 2010, 2015 alı neyse.
Haftalık grafik şurada millete 1.40'da mal aldırıp 1.12'de sattırmaya çalışmış. Grafik dönmeden yukarı çıktı. Ana kırılım yeri burası. Zaten aynı yerde duruyor. 2.40'ı kırdıktan sonra 2.90, 3.63 hedefi var. 2.90 stop kırdı. 2.90 tekrar al. Hedef 3.63. Kırarsan 4.39'a gider. Bir saniye bir dur. Burada milleti çok güzel sallamış mı? Çok güzel sallamış. Şurada bence günlüğüne biraz dikkat et. Al sat için. Yukarıda kırarsan 3.60 bandını senle beraber 4.34'e gelme ihtimali var. Kırmadan da bir yere gider miyim? Gitmem. Atlas'a grup girerse kaldırıyor. Sığ tahtadır. Etiyat gibi veya Ewhall gibi grup girdiği anda kaldırabilir. Hareketli ortalamanın üstünde ilk stopunda 2.93. Kırarsan 2.40 bandına tekrar inebilirsin. Bülbüloğlu vinç alma sebebiniz nedir? 5 yıl temettü verecek olması. Ayrıyeten sevdim. Bir arkadaşa sordum. Normalde almam. Aynı mermer listesi gibi neydi? Quartz Granit gibi almazdım. Ama şöyle bir sıkıntı çıktı. Bülbül. Bir arkadaşa sordum ya bu vinç işlerinde bu kadar para var mı dedi. Dedi ağır tonajlı bir vincin kirası dedi saatlik 1 milyara 2 milyara kadar çıkar. Üretimde kazancı var mı? Biraz da bilançolarına baktım. PDS de çok fazla pahalı değildi aldım. Bakalım yukarıda bir 49 liraya kırarsa yukarı doğru bir atak yapma ihtimali var. Aldım bekliyorum. Temettü de verecekse sorun yok. PDS'i düşük mü? 4'lerde falan. Diğer hisselere bakınca 20-30 PDL'lere bakan hisselere bakınca bu yine düşük kalıyor. Satar mıyım? Bebeğim zaten dibi burada 34 lirada yani 34 liraya inerse 2,5 PDL'lere falan düşersin. Yani ne olsun yarım PD falan olacak hali yok. Banka hissesi değil bu. Daha yeni başladı. Haftalık bir şey grafiği yok. Bir halde başlayacak mı başlamayacak mı hep beraber göreceğiz. Kutbo. Sat verirse satarım. Birkaç ay dursun bakalım nereye kadar gidiyor. Kütahya Porselen. Şunun bir hallisine bir bakayım. 2009, 2017, 5 lira. 5 lirada aldığım malın stopu 129 lira. Aylık grafikte neyse aylık. Bebeğim şu an 4 tane dip yapmış. Kaldırma olasılığı var mı? Niye olmasın? Umarım kaldırırlar. 1, 2, 3, 4. 4 tane dibi var. Alt destek 45'te. Çok kısa vade kaçacaksan 51. Benim desteğim 44'lerde 45'lerde olur. Hedef zaten 69 şey 65-90. Bir kere çıkmış 51'den 65-90'a tekrar stopunu yemiş haftalıkta. Eğer yukarıda hedef yapıyorsan 65-75 veya 90 bandı 65-75 bandı diyeyim. Kırarsa 80 alt destek son bitim yeri 45. Günlükte pozitif varsa vardır. Aynen öyle. Günlük grafikte şurada direnci kırmış yukarı doğru atmış. Direnci kırdığı yerde de al vermiş zaten. Çok kısa vade 51. Trendin bitmesini bekliyorsan da 44.80'de ya yukarı doğru tekrar toplar ya da seni aşağı doğru çakar. Of, kutbu. Bossa. Bossa. Geçmişi biraz arangilli mi? Trendi kırmış gibi bozsa. Bozsa bir kere 50 günlük ortalamaya değdi. İkinci değiş yok. 2 yıldır ilk defa 50 günlük ortalamaya değiyor. Yukarıda 12-11'in üzerinde kalırsa 15 hedefi var. 15 hedefi kırmadan bir yere gidemezsin büyük ihtimal.
Burada bir vortex kırılımı var. Yani en son grafik neresi dersen öldüreceği yer belki 11 bandının altı, 12'nin üzerinde kalırsa 15, oradan sonra da 19 bandına kadar yürünebilir mi? Niye yürünmez? Ama günlükte aşağı doğru vermiş mi? Haftalık trendi daha iyi. Biraz sert hareket eden bir hisse gibi. 20-50 rally'nin başladığı yer 10 lira. Bittiği yer neresi? 14 lira. %40 vermiş. Ben senin yerinde olsam 15 bandını kırmasını bekler. Altta da 12'de kaçmazsan 11-26 bandına mecburen kaçacaksın. Kırdığı zaman kaçılır mı? Kaçılır. Evet. Bossa. Bossa. Rengincioğlu. Pekyo. Neymiş Pekyo? Pekyo. Omuz, baş, omuz. Şunu bir kapatayım. Omuz, baş, omuz. Kırdı, attı. En son al yeri 1.34. Geç 1.34'ü falan. Artık 1.34 kalmamış. 4.30'da bir desteği var. 1, 2, 3 hafta destek yaptığı yer. Yukarıda 55, 5.70'in altına kırmadığı sürece devam eder. Sadece günlükte stop verip tekrar aldırmış gibi. Ama trendin altına düşerse kaçılır mı? Atıyorum 5.17'nin altına kırarsa kaçarsın. Yukarıda haftalık olarak da 5.60'ın altına kayarsa kaç. Bir saniye bekle. Ya sanki direnç yapmış gibi. 1 destek, 2 destek, 3 destek, 4. de kırdı. Sanki yukarıya direnç yapmış gibi. Ben olsam çok kısa vade kaçacaksan 5.64 trendi bitireceksen 5.14 bandında yapıştırırım. Pek yok. Gayrimenkul. Geyo hisseler zaten atak yaptı. Hüseyin Öztürk. Xbank, İşTC, bankalar hikaye yapar mı? Xbank mı, İşTC mi? İki, hepsi birbirinden farklı. Kamu bankalarıyla atak yaptırabilirler. Ama Bakan Nebati'ye güvenirsen elimize verdiler Türk yüzünü de söyleyebiliyorsun. Xbank. Bakalım İşçi.tr'ye bir bakayım. Ucuz mu ucuz? Ekonomi düzelirse bankalar da uçuyor. Bankalar için, İşçi.tr için hedef 13, kırarsa 16. 13'ü kırmadı, geri döndü. İkinci stop yeri 10.86. Valla yukarıda yine 13, 16 hedefi var. 10.86'nın üzerinde kaldığı sürece sorun yok. Bankalardaki hareket hiç normal değildi. Eğer 10.86'nın 10.80'lerin altında kalırsan 8.90'lara geri düşersin. Yukarıda şu bandı kırarsan da üst bandı atar. Şurada yükselen bir simetrik üçgen var. Tekrar buranın üzerine kırarsa 13.30 bandından devam edersin. Şu an bankalar günlükte stopta mı? Evet. Şöyle günlüğünde stopta. Çok kısa vade 11.60 bandı var. Dediğim gibi uzun hedef dersen orta vade 13.20. 10.80, 13.20, %30, %25 arası bir kazanır. Muhalefet gelirse eğer bankalar durum ne olur, yorum ne olur size göre? Hangisi gelirse gelsin hiçbirinde bir şey olmaz. Aa, sana yorum. Ne bekliyorsun? Yalan makinesine bağlama şeyim vardı benim, fantazim. Siyasileri. Ne olacak yalan makinesine bağlarsan? Bir ülke düşün ki ülkedeki tüm yapıların %70'i kaçak. Biz namuslu muyuz ki siyasetçiler namuslu olsun? Hani Cem Yılmaz esprisi var ya, biriniz öyle değilsiniz ama hepiniz toplayınca öyle çıkıyor. Onun tam tersi. Biz bireysel olarak namuslu veya kanuna uyan kişiler değiliz. Bununla ilgili sana küçük bir hikaye anlatayım. Daha 2 gün önce oldu. Kebapçıda oturuyorum, site içi. Adam 40-50 milyar masraf etmemiş Hüseyin.
Bacayı çıkarmış ama bina kodunun üzerine değil. Bir 50 bin lira harcasa çıkartacak, harcamamış. Duman geliyor diye iki tane siteden biri geldi. Kavga, dövüş. Seni belediyeye şikayet edeceğim. O da dedi ki siz de camları cameken yaptırmışsınız. İzin aldınız mı? Ben de sizi belediyeye şikayet edeceğim. 5 dakika sonra kanka oldular. İşte biz komşuyuz. Öyle şeyler olur mu? Dedim bak tam Türkiye resmi. Boş borsayı kaldıracak başka neyimiz var ki? Yatırımcılar girerse kalkar. Nereye gidecek bu yatırımcılar? Kripto bir süre daha kalabilir. Kriptoda çok kişinin parası gitti. Bende de gitti ama ana param gitmedi. Mecburen borsada olacağız. Haklısınız hocam. Her şey bir yerde aile yapısıyla başlıyor. Türkiye'de aile yapısı yok bebeğim. Beni yanlış anlamayın. Şurada 100 kişi yazıyorsa 90'ının yetiştirdiği çocuktan ben hayır geleceğini düşünmüyorum. O yüzden ya benim yetiştireceğim çocuktan da hayır gelmez. 4 saat boyunca kafamda tepinir. Kimse de bir şey demez çocuğa. Yani bu ülkenin muhafazakarı da seküler Atatürkçüsü de sahtekardır abi. İdeolojinin peşinde koşan adamlar. Düzelir mi? Düzelmez. Yeni bir devlet kurulana kadar düzelmez. GSD'de denizcilik. Bakalım GSD'de. Bakalım balım neymiş bu GSD'de. Haftalık ralliye göre GSD'de para kazandırır mı? 40 yılda bir al sat yapsan, aldın sattın aşağıya atıyorum. 100 bin liran 200 oldu. 200'ün 320 bin lira oldu. 320'yi koydun, sat 700 küsür bin lira oldu. Atıyorum sadece 3 işlem yaptım. 3 kere al sat yaptım. Başka hiçbir şey yok. Ara kırılım yeri neresi? Kırdığı yer burası diye çizmişiz. En son baktığımda 6.79'u kırdıktan sonra 8.20, 9.24. Ondan sonrasına bakmamışım ama haftalıkta sat verdiği yer, trendi bitirdiği yer. Trendi şöyle bir açayım. Şunu bir kapatayım. Birinci dip, ikinci dip, üçüncü dip. A burada trendi bitirdi. Çizgi olarak trendin altına düştü. Vortex'i kırdı. Yalandan bir çıkış yapıp geri düştü. Valla 6.70'i kırarsa ilk önce göreceğim 5.40. Sonra da 4.88. Bu arada haftalık grafiğim bitmiş. Niye diyorum? Günlük aldığını günlük sat haftalıkta. Hisse 2.90'da aldığım malı 9.19'da bitirmiş. Haftalıktaki satını vermiş. Ha, günlük ben yakalarım dersen çok zor. Al verdiği yer tepe 8 lira. Sat verdiği yer dip 7.45. Şu an bence satta. Ben Müslüman evladı olarak tahtayı ne yaparım? Senin yerinde olsam yapabileceğim tek bir şey var. Şuraya birinci dipi çaktıysa bakalım. Neydi? Evet, yanlış şeyi klonladım. Şunu düzelteyim, hemen bakıyorum. Bir dip, iki dip, üç dip. Tahtanın dibi nerede? Trend olarak bitireceği dip burası. 4.79'a kadar indirilebilir. Bilgin olsun. Bak haftalık aldığını haftalık satını yemişsin. Tahta günlükte de satta. Yani tahta burada satını yedi. 1. Trendi bitirdi. 2. Vortex çaktı. 3. Yani hastalığın 3 belirtisi de sende var. Ha, onun dışında dersen hareketli ortalama. Al verdiği yer 3 lira. Sat verdiği yer 7.80. Hani bir şeye göre yap. Bülbüloğlu'nu inceledim. Harbi dediğiniz gibiymiş hocam. Almaya karar verdim. Kimseyi zorlamıyorum. Ben bekleyen biriyim. Ben alırım. Böyle sap sap beklerim. Yeşili satıp Bülbüloğlu'na gireceğim pazartesine. Ben karışmıyorum. Biraz Astor'la kendinize RN Pol'da alın. Demedi demeyin. Benim yeşil maliyetim 5.50. Valla benim de onun yaklaşık üçte biri filan.
Şekerbank. Şekerbank. Portföyünüzün yüzde kaçı Bülbüloğlu? Ya portföy olarak değil. Bir arkadaş gel gel dedi. Ben de sadece baktım şu 5 yıllık temettü muhabbetine. Attım parayı. Yüzde kaçı olarak bakmadım ama o arkadaş da bayağı bir aldı. Dedim birkaç yıl bekleyelim bakalım ne olacak. Dedim canı sağ olsun. Şimdi balım. Şekerbank soran şeker kardeşim. Trend 1 kısa vadeli 2 3 4. de satı 7. Günlükte sattı ama evet. Süper ralliler yaptı. Kim derdi ki Şekerbank 1 liradan 5 liraya gidecek? Ya tarih yazmadı. Operasyonun dibine vurdular. Neyse tarih yazmadı. Bir sonraki trendi kırdı. Birinci dip, ikinci dip, üçüncü dip. Ben günlük grafikte aşağıya doğru gittiğini düşünmekle beraber bir daha kıralım trendi neresi olur dersen bence burası. Yukarıda bir hedef koyacak olsam 2.80'i kırmasını beklerim. Ondan sonra 3.20'ye destek yapmasını. Altta da stop yapacak olan için 3.21, 2.31 bandını kırarsa kaçarım. Şu an elimde Şekerbank yok. Millete yaptıkları çok adiceydi. Yani başka söyleyecek bir şey yok. Ya yani buradan taban çakılmaz millete. Buradan bir taban çaktılar. İlk kademenin açtığı yer. Burada zaten size fırsat vermediler. İlk kademenin açtığı bant burası. %62 13 günde. %62 çaktılar. Ya bu normal bir hareket değil. Millete borsaya girin, banka hissesi alın, şöyle uçacak, böyle uçacak gördük. Devlet eliyle millete yapıştırdılar. Şekerbank şu an girer miyim? Valla benim bankacılık sektöründe iki hisse. Yapı Kredi bir de İşçiTR. İki tane hissem var. Ben gidip de kamu bankasını almam. Çünkü varlık fonu hisseleri bunun %70 ucuzuna tek lot almadı. Şimdi seçim var diye topluyorlar. Emirle lot toplanmaz. Piyasaya müdahale etmeyeceksin. 0.14 bandını kırarsa hedef 0.17. Nereye kadar düşer? Ben olsam 0.11'e kadar indiririm. Şu çakmaya baksana. 29 sentten 10 sente. Aa, %500 giden tahtada da çakılır mı? Çakılır. RN Pol kaç kişi lazım? Kimse lazım değil Hüseyin. Ama kimseyi istemiyorum. Tek başıma. Yok %1 düştü, %2 düştü, şuraya gitti, buraya gitti. Ben burada tahta bekleyecek çoğu insan görmediğim için kimseye müdahale etmem. 3 günde satmak isteyen adama ben artık bir şeyden oradan bir kere ağzım yandı. Ağzım yandı dediğim tahta da 3.30'dan 10 liraya gitti. Hani gitmez dedikleri tahta. Kaç PD'ydi? 0.80 PD. 0.80. Size 200 PD'lik P kenti pazarlayan değil mi? Bundan sonra öyle söyleyeceğim. Uğraşmayacağım abi. 300 PD'den aşağı ise söylemeyeceğim. 2 günde batsın ki başıma dert olmasın. Bak. Söyleyeceksen bunu söyleyeceğim. 171'i kırarsa 275, 171'in altında hala stopta. Ne zaman? Aralıktan beri. Değil mi? Böyle çakacaksın çaktın mı? 800 liradan düşüreceksin. 120 lira hayır duası alacaksın. Bol bol dua edecekler. Eczacı yatırım. Aldıklarımız kadar bekleyelim. Emekliydim şimdi. Evet, eczacı yatırım. Senin bir arkadaşın daha var. Ona da demiştim ki satma demiştim. Çok iyi hatırlıyorum. O da bana cevap vermişti. Çıkar demişti. Oradaki cümleyi söylemeyeceğim. Dedim özellikle satma. İki tane tahta. Biri eczacı yatırım. Öteki de TRGO muydu? Bir tane GYO'ydu. Hangisi de hatırlamıyorum. 1.60 dönüşünü yapan hangisiydi? Bu değil. AKSG'ye pardon. Dedim ki bak ikisini de satma. Biri maliyeti 42 liraydı. Buradaki maliyeti de şurada. 2.25 maliyeti vardı. Hisse 7 liraya gitti. Eczacı yatırımda o arkadaşın maliyetini de söyleyeyim mi sana?
42 liraydı. En son konuşmamızda da satma çıkacak dedim. Şurada 37 maliyetle ben girdim. Bir 50 yaptı, geri düştü. Tam yerini hatırlamıyorum. Bir saniye. Hah, şurada 37 yaptı. 40'a gitti. Tekrar 30'a düşürdük. Kıyamet koptu. O 42 liralık maliyetli ise 180 liraya gitti. Ve bunun temeli inanılmaz sağlamdı. Hatta Eczacı Yatırım'ın ana hissesinde temeli mükemmeldi. O da sattı. Arkadaşın adını da söyle. Adını söylemem. Keşke satmayaydı da para kazanaydı. Parasını 4'e 5'e katlıydı. Adını ne söyleyeceğim? Canı sağ olsun yine. Benim ona bir şey dediğim yok da. Yani satılmayacak hisseyi elimden çıkardı. Onlar zannediyor ki sabah alayım akşam 50 tane tavan atsın. Bana da bunun öyle ben de alayım. 50 tane tavan attı işte şey. Az önce baktık neydi? Şekerbank. Hisse nasıl çıkarsa öyle düşer. Bırak abi ya, yavaş yavaş gitsin hisseler. Yavaş yavaş sindire sindire. Eczacı Yatırım bir kere tavan atmadan 180 liraya geldi. Trabzonspor'da ne var? Bir şey yok. 6'yı kırdı. 5.24'ü kırdı. 4.40'ı kırdı. 4.40'tan sonra 3.43 bandı var. 3.43'ü kırarsa stop, hedef 4.43. Güzel mi dersen, yukarıya her direnç yaptığında aşağı çakmışlar hisseyi gibi. Şöyle bir çizgi halinde aşağı çakış var. 1, 2, 3, 4. Her tepeye çıktığında aşağı indirmiş Trabzonspor. 2.43'ün altına kırarsa kaçarım. Hedef neresi? Stop yapman gereken. Pardon, 3.43'ün altına kaçarsa kaçarım. Hedef neresi? Stop yeri. 4.43. Kötü mü? Spor hisseleri, bak elimde 2000 lot Beşiktaş var. Spor hisselerinin hiçbiri temel analizle gitmez. Hiçbiri. Hiçbirinin durumu iyi değil. Ha, bu sene kim göğüsledi? Galiba Galatasaray göğüslüyor şu an. Güzel bir hisse. Doğup Ramazan Çağlar bu çaktıkları hisse miydi? Tam hatırlamıyorum da artık hepsinin grafiği kafamda yok. Doğup. Yok bu değil, bir tane vardı da. Doğusan Boru. Güzel mi desen, tarih 2012 2 lira. Tarih 2018 2 lira. Tarih 2021 yine 2 lira. Söyleyecek sözüm var mı? Var. Alır mıyım? Vallahi hiç doğup aldım mı? Listeye yazdım mı? Hatırlamıyorum ama. Ya doğup alacağına git. Ne bileyim, petki mal ya. Ha, ucuz mu? Ha, toplandı ama hala ucuz. Ne al? Ucuz ise, ucuz ise. Bakayım, bakayım. Reyna Pol al. Ne bileyim. Bülbüloğlu al. Ya Kütahya Şeker topla. Bebeğim ya, bir sürü ucuz hisse var. Sen buna nasıl dayanacaksın? Ha, uçup gidebilir. Bir şey de demiyorum ama 2012 2 lira. 2 işte kaç lira? 3. 2012. 6 yıl sonra 3 lira. Şuraya bakıyorum. 2012 2010 yıl sonra 3 lira. Ondan sonra ralli. İnsanın ömrünü yer ya. Ha, gitmez de demeyeyim. Şimdi çıkar mı kar sonra bana şey yaparsın da. Hani az önce saydığım hisselerin yanında ne bileyim Eczacı bile alsan ya da Eczacı Yatırım bile alsan kafan rahat eder. Ha, bir yerden tüyon varsa canını yediğim hiç sorun yok. 14 liranın altında stop çakar, hedef koyarım 19 liraya. Kısa vadeli hedef koyar mıyım? Yok. Nereye kadar gelebilir? Abi, bir grafiği yok ki. Bir grafik çizeceğim de hakikaten bir şey yok. 14'ü kırarsa kendini 10.90'da bulur. 14'ü kırarsa kendini 10.81'lerde bulursun. Hedef 19 bandına kadar yürü derim. Temelli bilmiyorum. Bakmak lazım.
Uğur Dündar, Dobur, o çarptıkları. Ha, Dobur, doğru diyorsun. Etkin mi? Ya en azından beklersin, ne olacak? Param batmaz. Altın gibi hisseler, ucuz mu ucuz? Ya Adem burada mı? Adem de şey diyor, Atasay'ı diyordu. Söyledi, yine almadım. Mesela Paykent diyordu. Abi herif hala pazarlıyor. Tahta 900'den 120'ye düşmüş. %5 çıktı diye sevinen var. %5 çıkmış. %92 zarardı adam. %5 çıktı diye seviniyor. Ha, bu muydu? 300 liradan güzel 40 liraya. 300 liradan 40 liraya. Gerçi haftalık trafikleri muhteşem de buna can dayanmaz abi. Cemaş, Emirhan, Sevinç. Cemaş, Cemaş. Tahtacısı biraz uyuz muydu bunun? Evet, geçmişte bir uyuzluğu var mı? Var balım. İki tane çakması süperdi. Şöyle bir yapayım. Bakalım. Dip noktaları harika da tahtacısı bizi kanser eden bir yer. Ya da sıkıntılı bir arkadaş. Tepe 1, tepe 2, tepe 3, dip 1, dip 2. Bir gün Cemaş 6, 66 kuruşlara falan gelirse bana haber verin. Aynı işte lafı yeşil içinde demiştim. Benim haftalık 1.20'de aldığın tahtanın satı 2.14'te. Toboyu kırdığı yer 1.99'dan sonra 2.40, 2.40'dan sonra 2.90'a gelmeden çakmışlar. Haftalık döndü. Bebeğim ana grafik de kırmış. Hani şuradaki günlük grafiği kapatayım. Eğer net görebiliyorsan 1, 2, 3, 4 kırdığı yer burası. Bence grafik tamamen sattı. 2 liranın üzerine kalırsa 2.47, 2 liranın altında kısa vade stop var. Haftalığı da kırmış, günlüğü de kırmış. Cemaş. Cemaş. Bir bakayım neymiş. Hiç dolarına bakmayayım Cemaş'ın. Bugün sadece grafik. Bu hafta grafik. Full grafik ki daha güzel oluyor. Taratıcı filitle. Filitre. Anlamadım. View'den yaratıcı filtre kullanmıyor musunuz? Hayır, hiçbir şey kullanmıyorum. İnşaat ve bilgisayar. Şişedeki düşüş durur mu? Düştükçe toplarsın. İçinde şişenin içinde soda var. Dolar bazlı satış yapıyor. Şişedeki düşüş durur mu derken hangi düşüş bebeğim? Şişe al bekle tahtası. Çok güzel temettüsü var. Satışları harika. Bilançoları süper. Ben sana şişe analizi yapayım mı? Hiçbir şey yapmadan. Bir, %38 kar. Bir kere aldın. İkinci aldın, %20 kar. Tüm cahilliğimle. Üçüncü aldın, %180 kar. Dördüncü aldın, şu anki %240 kar. 100 bin lira, 130. Hadi 150. Hadi 370. Hadi desen 220 daha koy. Temettüyle beraber 1 milyon para yapar. Şişe taş gibi hisse ama hani senin uçuşunu bekleyecek bir hisse değil. Enka gibi bir şirket ağırdır. Bak günlük grafik kırılımını çok rahat bir şekilde gösterir mi? Şunu kapatırsam günlük kırılımını göreceksin. 1, 2, 3. Trendi kırdı. Çat diye indirdi günlük. E haftalık kırdı mı? Hayır. Günlük aldığını günlük, haftalık aldığını haftalık sat. Aynı trendi kapatırsan 1, bu sefer 2, bu sefer 3. Şişe için dediğimiz nokta neresi? 39'un üzerinde kaldığı sürece 50, 36. Güzel hisse mi? Ben severim şişeyi. 10 numara 5 yıldız şirkettir. Uzun vade bekleyen şişede para kaybetmez. Düştükçe toplarsın. Kullanalım. Tarama için hangi indikatörü kullanalım? Hisseye göre değişir Hüseyin. Şimdi ben sana tarama için indikatör kullanayım. Hadi gel. Hangi indikatörü kullanayım? Haftalık. Al. İki ayrı hissede tarama yapayım sana. Vortex al verdi. Şu an satı yok. Al verdiği yer 13 lira. Tahta 44 lira. Aynısını bunda yapalım. Neydi?
Her hissede çalışmaz her indikatör. Geçmişine bakarak şey yap. Bence bu da güzel. Vortex. Şöyle bakıyorum. Al verdiği yer 150 lira. Sat verdiği yer bakıyorum. 210 lira. Çok büyük bir kar verdi mi? Tarih olarak baktığın zaman al sat. Al. Aynı çizgiyi buraya atıyorum. %56, 196 günde. Ama bak demek ki bunda vortex çalışmıyor. Ama aynı grafiğin bunda ne çalışmış? %1354. Bunda da trend çalışmış. Her indikatör hepsinde çalışmaz. Keşke olsa. Düşünsene her indikatör tüm indikatörle şey hisselerde çalışıyor. Hepiniz zengin olmuştunuz. 3K kalem. Bir de seviyeleri verirsen başka Penta'da soygun var. Soygun yok bebeğim. Kim diyor soygun var? Penta'ya daha yeni bakmadık mı? Penta 21'inde bakılmış geçtim. Soygun yok. Ben onu 39'da aldım. 180'de sattım. 180'de sattığımda ekran görüntüsü attım. Hatırlayanlar var mı içinizden? Bu tahta niye bize söylenmedi? Hoca bize niye söylenmedi dedi. 500'e gitti. Trend yazsak Trendwing'e çıkar mı? Çıkar, bir sürü indikatör çıkar. Vortex yazarsan da çıkar, DEMA yazarsan da çıkar. Önemli olan indikatör değil. Aqua, Gogova, Gaga, Ha. Arkadaş ismi de güzel. Öyle yazınca çıkan bir indikatör olsa keşke. Altın, ons. Ons altın. Ons altın grafiği varsa bakacağım. O saat 23 olmuş. Videonun başlığı neydi? Vasar zorlu yokmuş. Ons atı arıyorum. Neredeydi bizim altın? Bir saniye. Ben mi göremiyorum? Gözümde mi bir sorun var? Hizmet. XL Bank. XL Holding. ADESE. Platinum. XBank. Turkish gram altın. Ons altın. Ons altının grafiği niye bende yok? Bir saniye bekle bulacağım. Platinum var. Gümüş, altın, Türkiş gram altın var. Gram altın 950'yi kırarsa 1100. Bayağıdır bakmamışım. Bayağıdır bakılmamış. Grafik çizgisini geçmiş. 957'yi kırarsa 1100. Ons altın bakayım. XAO muydu? Neydi bunun? Kodunu da yazsaydın. Aslında bende vardı. Yastık altında. Altının fiyatı çıkar. Amerika falan bayağı savaşa girdi. Ne kadar kişi ölürse altının fiyatı o kadar çıkar. Acı ama gerçek. Yani pek duygusal davranamayacağım. Ons altın. Spot. Onsu bende niye yok? Ons. Spot. Spotuna bakabilirim. Çok fark etmiyor ons spot zaten.
Çok uzun bir grafik yapar. Altın alacak adam zaten günlüğüne bakmaz da sen Türkiye'deki gram altın fiyatına baksan keşke. Altın için 1649 doları kırarsa 1900 dolar. Kırarsan da 2227 dolar. Aylık grafiği var burada. Haftalık grafik. 1650 yukarıda 1903 dolar. Stop 1903, al verdiği yer 1650, stop 1903. Eğer buna haftalık bakarsan alttaki destek 1600 aynı yer. Yani kırarsa 2200'e gideceksin. Kırmadan bir yere gidiş yok. Altıncı. Şöyle bir destek direnç koyabilirsen kendine. Şu hareketi kapatayım. Daha net görünür mü? 1, 2 çaktı. Yer burası. Aynı yerde satı da verdi. Üçlü trendi de kırdı. Vortex de sat verdi. Grafik biraz çalışmış mı dersen bir miktar. Burada 1, 2, 3, 4 direnç yaptığı yer burası balım. Yaklaşık 2, 3, 4, 5 tane direnç yaptı. Kırdığı yer de burası. Bence aşağıdan yukarıya doğru güzel bir çalışması var mı? Var. Oh. Bu kadar. Hocam, demir nikel karışımı bir şey de kullanıyorlar diye. Demirle ilgili bir anlaşım da kullanıyorlardı. Kobalt nereden alınır? Ne bileyim, hiç kobalt almadım. Her şeyi de bana sormayın. O maden ne? Bu dağ nerede? O kadar çok şey bilmeme imkan yok. Kobalt, bilmiyorum. Hiç almadım. Herkes beleşçi olmuş. Bana bir hisse söyle. Ben parayı yatırayım. Elense de duracak. Hisse de %10 %10 gidecek. Sonra düşmeden satayım. Artık öyle hisse vermiyorum. Ben kafama göre oraya liste yazıyorum. Alan alır, almayan almaz şeklinde. O şekilde gitmiyorum. Yani 6 kat giden hisse söyledik. Gitti mi gitti. Az önce muhabbetini yaptık işte. Adama satma dedik. Kötü olduk. Çoğuyla kötü oldum. Umursamıyorum artık. Çok sıkıntı yapmıyorum. Evet. Vadeli de fena çaktılar. O yüzden sordum. Vadelilerle ne işim var? Bu arada saat 1 saat yapmışım. Erken çıkacaktım. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar.